Aa, teknik arızaya mı taktınız beni? Ne yaptınız ayol? Teknolojik arızaya. Olmaz ki efendim. Olmaz. Beni teknik arızaya taktılar. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ben de anlamadım ne oldu. Maşallah de. Kız ne oldu az önce teknik arızaya mı girdim? Ne oldu? Ben de anlamadım. Aa, Leyla da burada. Kız bak 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 görüyor musun? Aman boş verin onları ya. Şurada bir kahve içiyorum. Biraz muhabbet edeyim. Yani bana ne onlardan be. Uğraşamayacağım. Uğraşamam, ne zaman yoktu? Değil mi? Heh, kız az önce teknik arıza mı yaşandı? Benden ötürü, benden ötürü değil, bilmiyorum. Yayının durumu. Nevruz, Neden sigortacı uyuyorsunuz ilanı? göndersene bir tane evlilik peyiz. Bana kız. Nevruz. Öyle deme. Kaçar şimdi gider. Senin yakın takipçilerinden. Evet hayatım, ben de uyumadım ya. Yarın hafta sonu ya, uyurum. Gel. Gel yavrum. Gel. Gel. Anlat bakayım Fulya bugün ne yaptın? Kuaföre mi gittin? Kuaföre gittim. Büyükçekmece'ye. Ha. Saçlarımı yaptırdım, oje ondan sonra kuaförleri karıştırmışım orada. Öyle. Ek kuaför olaraktan Esenyurt dilencisi. Bir daha tekrarla bakayım. Bir daha tekrarla. Niye öyle yapıyorsun canım? Niye öyle diyorsun? Ben de soruyorum ona. Belki dili sürçmüştür. Olabilir. Yüzden şimdi ne yapıyorum? Seni engelliyorum. Yani diyorsun ki hak etti. Bu Şengül'ün adamı ya bu Nevruz. Şengül'ün ayakçısı bu. O yüzden ben ona Mahsus'tan dedim, Sibel'e piyiz gönderdi. Alıkmadın. Hatırladım. Şengül'ün ayakçısı. Boş ver Leyla'cığım. Ben ona Mahsus'tan öyle yaptım zaten. Yok ayol nerede? Aman Nevruz'u ben de hatırladım biliyorum biliyorum. Hatta şeye de gidiyordu, Zümrüt'e de gidiyordu. Tabii, Zümrüt'ün de ikürü aynı zamanda. Ne yapıyorsun? Cips mi yiyorsun? Evet canım istedi. Sen çok Şey. Fulya cipsle dikkatimi çekti.
Oğlandan dolayı oğlum çok seviyor. Alıyoruz. Kalınca da ne oluyor? Ay dur yiyeyim bari diyorum. Ama şey mi? Normal böyle Mert canım. He? normal acı. Ya Allah ne verdiyse ya. Bu şey bakayım. Çeşneli. Ha. Ketçaplı çok severim ama. Ketçaplı Ruffles'a Şeye pasta gel yemiyorum. Şengül'ün ayakçısı. Salak salak sorar. Arışka uyudu mu abla? Uyumasa ne olacak? Arışka'yla mı konuşacaksın? Abla ne yapıyorsun? Bir şeye ihtiyacın var mı diye sor bari de daha samimi olsun. Gel buraya ara. Meyan yak. Uyumamış yeriz bak. Yeliz. Yeliz bugün trendeydi ya. Evet, Ankara'ya döndü. Yok ya Ankara ya da İstanbul'a. Yeliz neredesin? Ankara. Ankara'da dekordan tanıdım. Neredesin kız sen bütün gündür? Ha? Ben mi? Hesapla çabuk. Neredesin bütün gündür yoksun? Sen yoksun. Ben de arazi oldum. Uyudun değil mi? Uyudu uyumuş. Ben gündüz Ankara'ya geldim. Ondan sonra yatmışım. Gece kalktım işte. Daha da uyku tutmadı. Şey yapamadım. Akşam işte biraz Jüri Tablo'nun yayınına girdik. Biraz muhabbet sohbet. Sonra Ha, güzel oldu oradaki istemedim. muhabbet. Aynen. Sonra biraz evdeki işlerim vardı. Onlarla uğraştım falan filan. Valizi boşalt. Yok yıkaç. Yok ser. Yok bilmem ne. Saat olmuş beş. Yeni ekürlerim. Judith'in yayını. Judith, Merve, Yeliz. Hep birlikte sohbet etmek. Eğlenceli oluyor süper. Sen uyuyordun. Sen olsan kendi gelirdin. Yerim Sibel. mezarlıktaydım. Aşkım? Mezarlıktaydım. Yine mi? Şu Mehful mefa hatırlar mısın? öyle. Mutfakta. Bak dinle dinle. Mutfakta hani şu kesilen bir ağaç vardı. Onu gösteriyordum. Daha Hatice teyzenin altta oturuyor Hatice teyze biliyorsunuz kocasıyla. Çiçekler mi çiçekler etmiyor. Temizlikler yapıyor ya. Ha tabii arada Aurora'yı bırakmıştım ona. Ha. Onun üstündeki bir amca vardı, tamam mı? Çok iyi bir amcaydı. Yani alt katın bir üst katı. Sürekli her gün çamaşır sallardı. O öldü kız. O Kavuştu. öldü. He. Ablamın Demek ondan diyorum yazıklar cenazesine gitti diyorum ne işin var diyor. ne? Ne işin var diyor. Ne? Adamın cenazesinde mi de çekim yapayım? Çekim yapma. Bir kez yaptık da Yeliz'den fırçaları yedik. Görmüyor Adamın musun? cenazesine inşallah alkol gitmemişimdir. Yok kız. Fulya biliyor. Fulya bir işleri vardı. Gidiyordu. Ben yemek yapıyordum. Yemeğimi tam yiyeceğim. Haber geldi. Dedim ben de gideyim bari. Ege'deydi. Ege'de geleyim bari diyelim. Karşılıklı Ay çok iyi bir borcun sonuç itibariyle. çok iyi bir amcaydı ya. Allah rahmet eylesin canım benim. Amcayı bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Vallahi ben de hiç o amcadan hiç bahsetmemiştim. Şu mutfakta bazen böyle hani kamerayı şeye doğru veriyorum. Hatice teyze falan şey ağacı falan gösteriyor mu orayı? Yağmur falan yağdığında, kar yağdığında. Alt katta zaten Hatice teyzenin kocası oturuyor. Onun üstündeki. Sürekli her gün çamaşırı yıkarlar. Her gün. Ne kadar temiz attık onu. Aynı ben. Her gün çamaşır yıkamak. Amca kansermiş, kansermiş. Allah çektirmemiş Adam işte. kurtuldu o zaman ya. Öyle düşün. Dinç bir vallahi dinç bir amcaydı Kanser gerçekten. valla. Çok Sibel nalet çay oldu. değildi Çay demledim Sibel'lerde. şimdi.
Şimdi demin almasını bekliyorum, içeceğim onu. Bak normalde çay yapmam kendime ama bugün bak şimdi çay yaptım kendime. Duru, İstanbul'da Duru, mısın, Ankara'da Duru nasılsın? mısın? Yok, yok. O değil. Adana. O değil ya. O Hatice teyzenin kocası koyuyor koltukları oraya. Onun bir üstü. Aa, sana bu tuvaleti veren adamdı, değil mi o? O minnoşlara koltukları koyan balamoz mu? Değil. O Hatice teyzenin kocasını söylüyor. Yeliz. Tuvalet Evet. şeysini veren adam değil miydi o sana? O amcadan bahsetmiyor musun sen? Yok kız, o sokağın başındaydı kız. Benim dediğim ha, şu hemen şurada mutfağın arkasından karşı şey. Bazen İstanbul'dasın. çekiyor ya orayı. Ne yapıyorsun diye bir tane teyzeye sesleniyor onun kocası. Duru gelmez oldu artık. Adana güzeli. Yo, gelir istese. Bakkal mini borç takmış, ebedi kukuriki olmuş amca. Kız Şu an ne oldu? Nizam azap yasama mı belanı oldu? vermiş. Nasıl yasama? Engellerim. Bak şu an beni komşularım da izliyor. Kaç mahalle beni izliyor. Ayıp be. Ölüye, diriye saygınız mı? Yok, bari ölüye saygınız olsun. Terbiyesiz seni. Kimsin lan sen? Şirketleşmeye. Hadi git bakayım seni. Şirketleşme Çıkartayım şunu. dediysin kendin. Hesabını izle bak, şirketleşme. Hadi git lan başımdan. Kim bilir kimin fake'iydi. Ey Allah ya. İşte ben o zaman onun için diyorum ya, kaynatmanın zamanı var, yok, yani bir de yok. Yani eşek saati var, eşek saati var. Da benim komşum, ondan sonra Mesela amca bak ben bugün yüzümde güller açıyor. Neden? Evimdeyim. olmaz. Sadece Diken beni, yok, diken yok. Dikeni batıran yok. Evimdeyim. hayır, Yok. sadece beni takipçilerim mi izliyor? Tanımadıklarım mı izliyor beni? Beni Yok. yedi mahalle izliyor. Yedi mahalle izliyor, dinliyor beni. Canım. Siz. Ama şöyle de düşünün Sibel abla. Mesela izleyicilerin arasında da çok iyi insanlar var aslında. Çok kültürlü, okumuş. Gerçekten hani sadece evde yalnız oldukları için bizi izleyen çok iyi insanlar da var burada izleyicilerin arasında. Doğru. Ben hepsini hemen Tamam. hemen biliyorum Hayır, mesela. ben Benim bir sadece o tane, bak ben burada birini tanıyorum. Yemin ediyorum 5. üniversitesini okuyor. Bak yemin ediyorum size. Dekan kendisi. Ama kim olduğunu söylemem. dekan doktor mu oluyor? Herhalde. Dekant yani. Doktor. Yani bilmiyorum ne iş yapıyorsun diye sormadım. Dekant demek bir üniversitede öğretmen demek herhalde. Bana öyle geliyor. Ne demek kız Fulya? Sen bilirsin. Sen 5. Tabii. üniversitesini okuyor. Tabii üniversitede öğretim görevlisinin bir üst kadrosu. Yani düşün 5. üniversitesini okuyor ve bizi demirdi, hepimizi demirdi. Birkaç kişiyi izliyor. Demek diyor. Ben bilmiyorum söyleyeyim mi? Aman sen geri kalma, hemen söyle, sıç hemen buraya. Bu kim? Adam. Akademik kadro işte Hemen üniversitede. sıçın ismini hemen. Eğer beni Öğretim tanıyan biri görevlileri değilsen sen burada onun kim olduğunu buraya yaz. Ben sana hemen kim olduğunu anlarım. şeyi Çünkü merak. bir kişi ağzından o kişinin kim olduğunu biliyor. Bir kişi. Ya Sen Yeliz, dört kişiysen bak, yaparsın. yüreğini tüketme. Bana söyle, geçici olarak çıkartayım. Ya Zeynep'i diyor Abartmayın. işte. Beni ben Hanım yazmış. ağlar ya. Hanım ağlar diyor işte. Atmayın beni, ben Merve yazmış. Sen daha uyumadın mı kız? Ama gerçekten Benim başıma beni Merve ne mi? diye zannettin bunu var ya. Üniversitesi Bir bitiriyormuş Zeynep. kişiye söylemiştim, o da Uğur'du. Allah'tan sen değil misin, Uğur değil misin? Merve ikram. Merve, öteki hesabın ne oldu? Duruyor da. İsim değiştiriyor sürekli. Sonra da gelince de kim olduğunu da anlamaz, o değil de. Yeliz, Ankara çok soğuk biliyorsun. Abla ben hemen geri gelmez kombiyi yaktım. Korkuyorum da 5 milyar fatura gelir diye. Kaçta yakıyorum ki? Vallahi geri gelmez 50'ye 60'a aldım. Ev biraz soğuğu hemen kırılsın diye, çünkü çok uzun zamandır gelmiyordum ya, 20 gündür yoktum evde. Duvarlar
Mont mu diyor Bakmadım şimdi, değil mi? burada. Ankara Şimdi soğuksa montlar artık 35'e çıkmıştır. 40'a indirdim. Yani çünkü eğer bütün ay yakarsam 6 binlerin altında düşünmüyorum geleceğini. Zaten 40 ideal. Yani Çok önce pahalı yakarsın, zaten. Ya çıkarıp 40'la 60'la başladım. Bir saat 60'la çalıştım evin soğuğu kırılsın diye. Sonra 40'a indirdim. Çünkü bu sene doğalgaza çok fena zam yapmışlar. çok doğru. 6-7 bin lira fatura Sana gelir diye düşünüyorum böyle yani Arslan. doğu gibi, Ankara doğu gibi. Evet, soğuk. Ankara Aha bak gelir gelmez kola işte eşofmanlarım vardı. Bunları soğuk. kim almış? Nereden? İstanbul'dan almıştım gelirken. Bunları Çok gördü gözüm. Hemen bir tatlı anlattık ve hemen onlar. üstüme Polar çok giydim. kolay ısıtıyor zaten. Çok Ben güzel bunlardan ısıtıyor. çok var. Bende de sevmiyorum. Çok kalın geliyor bazen de yakıyor. Onu da iyi ısıtır. Evet. Evet. Yumuş yumuş. Kız fazla parayı da almadık biliyor musun bunları? Bak ben kaç liraya aldık bunları? 250 mi 300 lira mı ne aldık takımını? Çok iyi. Ben de ucuz Çok. burada Allah Allah bu kadar ucuzsa alayım bir tane falan almıştık. Var evde böyle Ama güzel. bunların. İyi yapmışlar. Kızılay'a yolun düşerse giyim dünyasına uğra geliriz. Orada çok güzel şeyler var. Büyük bir mağaza. Yok kıyafete ihtiyacım yok ya abla. Yok yani Şu an böyle yürüyen şeyler var orada. geçen sene yazın aldıklarımı bile giymemişim. Hepsi etiketinden orada duruyorlar. Ne? Yok ya. Bu aralar hiç kıyafet muhafet. Antep'te bu Donum yoktu geçen. fiyatlarla Donum yoktu. Bak yemin Antep'e ediyorum. Donum yok. Donum kalmamış yani. Penti'ye gittim. Üçlü setler var ya. Onlarda 3 al 2 öde vardı. İşte 3 tane aldım onlardan. Ben çünkü piyasa falan hemen beyazlayınca atıyorum. O sırada 10 tane don aldım sadece kendime. iPhone'um var ama götümde donum yok diyor. ben de bugün sigaram kısıtlı. Eyvahlar olsun. Matbaa bir şey çeyrek geçiyor. Gerçi senin Eren açılmıştır. Yok Eren saat 10'da 11'de açar. Benim Ne kadar mutluyuz. da iki Donlar çeşit mı? var. O da Winston. Ayıp Aşkım etme. 10 tane üçlüden 3 al 2 ödeden 600 TL. Ne? Don. 10 tane Senin don 600 küsür lira işte. içtiğin sigara mı? Don. Ha. Fenty'den 3 al 2 ödeye düşmüş ya Bu. indirim vardı. Sen nereden alıyorsun onlarını? Fenty. Eski Geçen boşadı mı? ben aldım. Normalde başka bir bedava pendiri alıyor. Bana diyor herhalde kız. Bu da mı? O diyor don doluşmuş diyor. Tabii kız nasıl pahalı don mu? Bir de 3 al 2 oda var. Düşün. Siboş sen nereden alıyorsun onları? Merak ettim Ben açıkçası. Kadınlar arasında. var. Ale gidiyorum. Soğan çuvalı, patates çuvalı alıyorum. Onları kilo şekline koyuyorum. Peygamber donu olarak da giyiyorum. Bak Hadi eskiden oradan. En son Gülnur'u aldırmış. Boxer aldırmış Olur mu kız, ver ona hediye. giyiyorum. Boxer giyiyorsun. Hatta bana dedi bak dedi Fulya bunları kız dedim onları ne giyiyorsun dedim. Yok dedi bunlar dedi rahat oluyor Yemin ediyorum Fulya bak eskiden hep şeyden almışım. Victoria's Secret'ten bir sürü var. Ama nasıl biliyor musun? Tanga tunga yok dantel funtel. Ben şimdi onlardan hoşlanmıyorum. Şimdi penye istiyorum. evet. Daha rahat En istiyorum. sağlıklısı. Araya bir şey kaçsın istemiyorum. En Kullanıcı sağlıklısı. Fenty'nin o üçlüleri benim çok hoşuma gidiyor. Onları kullanıyorum. En sağlıklısı. Onlar Doğru. da duruyor orada. Aman. Ama Pantene'in Önce sütyenleri çok güzel ben gerçekten. şeydim. Yaşımda 40'a varmadan şey düşünüyordum. Altı üstü bir olsun, işte takım olsun falan. Doğalmış almış doldurmuşum oraya. Ne var orada bekleyip duruyorlar şimdi. Ve bir de eskiden kilo vardı. Şimdi zayıflayınca bunların çoğu olmuyor bana. Attım, verdim. Ne bileyim bir şeyler yaptım işte. Kilo alınca evet. Hayır, Kilo kilo verince. alınca. Kilo verince X simola düşünce onlar da lanç olanları mesela hep çıkarttım çıkarttım verdim.
Ay ne sütyenler, ne gitti o Victoria's Secret'lar. Anam anam anam. Önceden 100'dü, şimdi 85. Aramızda bilgisayardan anlayan var mı Ya. laptoptan? Ben anlamıyorum abi. Uzun zamandır bilgisayara girmedim. Neymiş, konusu neymiş? Söyle bakayım. Ben şu Ne oldu bildiğin anda bilmiyorum ya. Düğmeden biliyorum da düğmeden kapattığım zaman karar laptopla? veriyorum ya. Bilen var mı? Öne alacağım kamerayı. Bilen var mı? Laptopun Ne nasıl? oldu? Ne oldu? Anlat da ona göre bir bakayım. Bir önceki o madileşen bilgisayarı biliyordum. O şeye basıyordum sol tarafta aşağıda bir düğmeyi kapat diyordu veya yeniden başlat diyordu. Onu bulamıyorum. Yeni bilgisayar mı aldın Sibaş? Ne değil kızım o bozulduktan sonra Gündür almış diye bana da o zamanlar. He. Hatırladın mı? Başlat, kapat, başlata tıkla. Öteki Oradan telefonu başlattığını bulamıyorum. kız Google'ye sor, Google'ye. Ne var? Ne var? Bilgisayarın markasını yaz. Ön kamerayı nasıl alacağım diyor. Google'ye sor, Google'ye. Google'ye duyuyor bu. Google'ye sor, Google'ye. Goyle amcaya. Goyle amcaya sor, Goyle amcaya. Goyle Söylesin. amcaya. Goyle amcaya. Bilmem ne bilmediği şeyleri sor, onlar yanıtlar sana. Oh çayda ne güzel olmuş tavşan kız. Goller. Goller beni. Biz daha bardaklarla bir çay içeyim bari. Şöyle mi? Düğmeden mi acaba kapatayım? Ne yapayım? Ya başlat tuşu yok mu en altta sol tarafta? O evin Başlat kirasını ne sekmesi. kadar Oraya gel. verirsin? Kapata tıkla Hangisi o işte. evin? Hangi evin kirası? Kaç? Fulya anlar. Hangi evin kirası kaç ne kadar? Dur ben şey Ya da kontrol ya ben alt bas çık düğmeyi sıkışa. ben kapatayım da. Aç kapa bas sıkıca. O evin fiyatı ne kadar? Kirası Yeliz. Güzelmiş şu anki. Yani Hangi evin canım? önce Allah'ın sonra Geliz'in. Hangi evden bahsediyorsun? Benim şu Anlamadım ki. an Bu oturduğum evden bahsediyorsun. diyor. Benim Nerede? evden bahsediyorsun. Ha, ben tanıyamadım bunu. Benim Hangi evi evim. diyorsun? Ben de anlamadım ki. Hangi kimin evinden bahsediyorsun? Ne kirası? Anlamadım. Bu evin Sen kirasından ya. bahsediyorum. Bir laf sokuyor galiba. Bir şeyler demeye çabasında. Oturduğun şu anki Olsun. Ankara'da. Şükürler olsun canım. Burası bana ait. Kira değil. Kira değil. Benim evim. Kendime ait canım. Burası kira değil. Diğerisi Evet. evde. Güzel oldu. Birinin fake hesabı herhalde. Bilmiyorum ki. Allah çok versin. Amin. Allah sana daha iyilerini versin. Bu zamanda ev almadım canım. Bu evi ben 2015'te aldım. Bu zamanda zaten kıçımı da yırtsam ev alamam. Selin misin, Melin misin, Yeliz'in evi seni mi gerdi? Ne öğrenmek istiyorsan söyleyeyim canım. Ben 2015'te aldım ben burayı. İcra müdürü müsün? Nesin? Kimsin? Dur Sibel Engin şey yapma çıkarma hemen. Dur Ne bakalım yapacaksın bir. kız evime gözümüzü gözüm evime, benim eve gözünüzü mü diktiniz? Ne yaptınız? Yeni değil bunlar. Evin Ne yapacaksınız? olur sorun İcra takibi mi başlatacaksınız? Evimi mi almayı düşünüyorsunuz? 2015'te aldım. Yeni değil merak etmeyin. Net araştırmaya başladıysanız ben söyleyeyim. Yazın aşağıda. Neye veriyorlardı? Bir yere veriyorlarmış araştırılsın diye. Neydi o? Yok hesapları araştırıyor. Yok. Ha, masa verin araştırılsın. Dilan Polat kız be? O gözle Abi herhalde bakılıyor. Bu zamanda 2015'te ev bir almışsın. aracım var. Bir tane arabam vardı. Sana söyleyeyim de rahatla. Arabam vardı. Arabamı vermiştim. Burayı temelden girmiştik biz. Arabamı vermiştim. 62 bin liraydı o zaman arabamın değeri. Üstüne de kredi çekip ödeye ödeye aldım. Bir şey araştırmak Aldın mı? istiyorsan söyleyeyim yani. Yeliz ben bugün hani senle yayındaydık ya. Seni.
Yeni Evet yeriz. abla. Yayındaydık. Hani ben sesi kapattım ya. Evet abla. Görüşmesi yapıyordu. Ben Adana L tipi ile normal Kürtçüler cezaevini aradım. Tek dışı sordum. Yok. Hakikaten Buradaki ne gördün Allah? Ne dekoru gördün? Anlamadım ben. Şaş Duvar Şaşmazı aradım. arkamda gördüğün duvar Yani kağıdı benim dekor derken. burası beni işte emlak şey ne derler mimarın bana teslim ettiği gibi duruyor işte. Ben herhangi bir şey mi yapmadım hayriyetten? Ne gördün dekor olarak onu anlamadım. Duvar kağıtları 10 yıldır benimle birlikte yaşıyorlar. Daha değiştirmedim. Müteahhitin bana teslim etme şekli buydu. Hala o şekilde duruyor işte. Kırıp dökmediğim için. Allah Allah, neleri inceliyorsunuz ya? Vallahi kız ha bir de ne gördün ki ben anlamadım mutfak işte mutfaktayım. Mutfak. Bir de salon var şurada yatağım var öbür tarafta bir odam da boş şu an boşalttım. Oraya oturma odası falan yapmayı düşündüm ama daha param yok param olunca yapacağım. Çamaşırhane olarak kullanıyorum şu an orayı. Selin'cim canım. Gözüm gönlüm ya. Hatta açık gerçekten de. Canım benim. Gel de yukarı biraz muhabbet edelim kız. Selin. Gel. İlk defa görüyorsun. Bizim yayınlara ilk defa giriyor. Olman beni biraz şaşırttı. Yine biz tanımadığım mı? Bilmediyse evin kira olmadığını da bilmiş olması gerekiyor. Bu kadar çok Yeni fark. aldığımı düşünmüş bir de. Bu devirde ev almak zor dedi bana. Ben buraya 2015 yılında 116 bin liraya aldım biliyor musunuz? 116 bin lira. O zamanlar ev almak hani o zaman da ev almak zordu. Ama vardı aracım vardı. Sürekli kredi çekmiştim. Ödedim. Allah'a şükürler olsun. Sen de Yavrucuğum benim alacağın zamanında yemeğe alaydın sen de bir tane. evi su bastı falan ağzına sıçıldı benim evim şu an. Yani amaç nasıl aldığını anlatmak, söyletmek mi? 20 yıldır eşek gibi çalışınca sen de alabiliyorsun canım. Sen de git biraz eşek gibi çalış. 25, 23 yıl falan oldun. 23 yıl eşek gibi çalışınca evin olabiliyor. Eşek gibi çalışırsan ama geceli gündüzler öyle dinlenmek falan yok. Değiliz. Böyle geldiğin zaman kemiklerin kırılacak, yatağa kendini zor atacaksın. Öyle çalışırsan senin de bir tane evin olabilir. Ama şu devirde söylersen de ki şu devirde kendine ev alabilir misin diye sor alamam. Çünkü evler çok pahalı. Pahalı tabii canım ya. Bahçe katları olmuş ne kadar kira. Düdük Ama gibi öyle değil. Öyle evler. normal çalışmayacak. Full ya gece gündüz çalışacak. Böyle eşek gibi çalışacak. Durmadan çalışması gerekiyor. Tabii o da bilmiyorum yani. Bir 10-15 sene sonra anca şu anki Tabii. şartlara göre. Yani bir Gece 10-15 gündüz sene durmadan çalışması tabii gerekiyor. gece gündüz 4 yıl gece gündüz çalışman gerekiyor ki bir ev alabilmen için şu an. Bu da mümkün değil. Allah evi olmayanların yardımcısı olsun. Sana söylediğim gibi canım. Burası 2015 yılında. Sen oraya not al. Tamam. Krediyle alındı. Ödendi. Allah'a şükür. Bir 3-4 sene sürmüştür herhalde buranın kredisinin ödenmesi. Ara ödemelerle bile kapatamadım. Düşün o derece gece gündüz çalıştım bu ev için ben. Tamam. Kendine gel. Ses yapmak istediğinin farkındayım. Kendine gel. Hangisinden Siz vereyim? ne iş yapıyorsunuz? Selin. Ne işle meşgulsunuz? Eviniz var mı? Arabanız var mı? Üçünden vereyim, dur. Çalışıyor Feliç. musunuz yoksa elinize geçen paraları haldır haldır harcıyor musunuz? Lüksünüze düşkün müsünüz mesela? Anlatın bana biraz.
Ben de sizi tanımak isterim. Hadi anlat Oradayım. Selin. Siz ne iş yaparsınız? Kaç yaşındasınız? Eviniz var mı? Kirayı ne kadar ödüyorsunuz? Kiradaysanız. Merak ettim yani. Ne kadar kira ödedim. Ben de seninkini merak ettim. Bir sorayım dedim. Benim kiramı ödeyebilirsin Selin. Yani. Selin. Ses yok. Bitti. Ağzı olan konuşuyor yavrum ya. Bu devirde diyor, bir de diyor ev almak zor diyor yazmış yani. Ne zaman aldığımı öğrenmek istiyor. Evet. Ya zaten şey belli oluyor. Bir ev aldım 2010 yılında. 25 İstanbul'da yaşındayım. 25 yaşındayım. 25 yaşındasın. 2010 yılında ev aldın. Annem vefat edince miras kaldı. Öyle alabildim canım. Ne yazık ki bizde aileden hiçbir şey yok. Bak ne güzel, bak 25 yaşındasın, 2010 yılında anandan kalma bir tane evin var. Allah'a şükürler olsun de otur yerine o zaman, tamam mı canım? Milletin malını, mülkünü, kirasını merak etme fazla. Bak sen çalışmamışsın bile, annenden kalmış. Sen ona anana yat, kalk dua et. Bir de İstanbul'da ev. Bir de 25 yaşındasın. Ben oradan kaç yaşında gibi gözüküyorum? 40 yaşındayım ben, 40. 25 yaşında olsam da ev alamazdım şu an zaten gerçi bu Neden şartlarda. özellikle Yeliz'in evine merak ettin? Yani İcra neden özel? gönderecek herhalde. Evime gözünü Yok, çalıştım 2 yıl bak. Ha. Çok çalışmışsın kız, 2 yıl niye çalış, çok çalışmışsın. Bırak işi, sen evde git yat, boş ver, annenin maaşı da kalmıştır sana. Annenin maaşı kalmadı mı? Annenin maaşını da al, otur, evi de kalmış zaten kadının. Oh ne güzel işte. Oh bedava hayat. Hay Allah, mutfak dolaplarına mı taktınız? Ne kadar mala tamahkar insanlarsınız ya. Şey diyorum Selin'e. Siyah camları ilgini çekti herhalde. Sen de yaptır, annenden kalmış olan ev var ya, oraya biraz çalış. 2 yıl çok çalışmışsın, sen fazla çalışma. 2 yıl ne kız? Çalışsana, git yaptırsana, dolap çok beğendi. Sen kendine de yaptır bir tane. Yaptır kız, çok pahalı bir şey değil yani. Sonuçta evi kendin almamışsındır. Herhalde annenden maaş da kalmıştır. E maaşını da alıyorsan bir tane mutfak dolabı yaptırıver. Burayı mesela, burayı yapan kişi yapmış Yani mutfağı falan. Ben ödümü yapmadım mutfak yani. dolabından kiraya mı bağladın? Seni soruyorum. Ne bileyim ben. Ya iç kahveni katma Canım ya bana. sigorta yapıyorlar. Her yerde çalışmıyorum. Annemin maaşı kesilmesin diye. Ekmek elden su gölden desene, anam sağ olsun diyerek geçinip gidiyorum be Ha, senin. sigortaya bağlanırsa çünkü kesintisi olacak. Herhalde yani annesinden maaş alıyor. Annesinin evine geçmiş oturmuş. Gerçi bunlar kür yalan söylüyor şu anda da, neyse boş ver ama. Neyse anladım ben seni. Sen de beni anlamışsındır inşallah. Nasıl aldığımı öğrendin mi canım? Ha. Neyse. Sen de 23 yıl çalışırsan anandan bir şey kalmazsa alırsın ileride. Tabii ama sen şu an ne sıçtığının farkında değilsin, ben seni anladım. Boş ver. Sen de beni anlamışsındır. İyi araştır. Evet, nasıl bir yalan sıçtı değil mi? Mero. 2010 yılında. Zaten iyiymiş. Semih merhaba. Erken yaşta anneni kaybetmişsin. Başın sağ olsun. Semih, nurlu sabahlar. Sürekli dilerim. Yaşında kaybettin anneni? Bir defol gider misin? Hadi ben seni bir engelleyeyim bir dakika. Hadi. Milletin Çok maaşını, osunu, busunu. Defol. Hiç bu sevmem. şey
Evet. Hesap bariz belli ya bu. Ne bileyim ben Tabii ki de 15. fake ya. Tabii ki de fake. Yok kira ne kadar. Yok ne zaman aldım. Yok bilmem ne. Sana ne Neyin ya? kızabileceğini bilen bir insan bu. O yüzden bu tarz sorular soruyor. Beni tanıyor. Engelledim aşkım yazma başa. Biraz kalmış da yok 10 yıl önce annesi ölmüş de yok bilmem ne de fırt da zırt da. Ne yalan sıçtı ya. Anlaşılıyor artık bu tarz yalanlar. Güzel işte. Gerçek olsa şu anlattı. En azından annesinden bak maaşı kalmış, evi kalmış. Çalışmak zorunda değil. 2 yıl çalışmış. Biz götümüzü yırttık. Ayrıyetten ev alma. Çocuk okut. Ona bak, buna bak, anana bak, babana bak. Sen böyle bir hayatı yaşa, yaşa ondan sonra konuş. Karşıma gel, beni sinirlendirme. Ki bir de annenden babandan çekmişsin yani. Hani bu evlilik sürecinde vesaire. Ben olsam bakmazdım vallahi sinir olurdu. Bakmak zorundasın. Onu, benim çocuğumu annem büyüttü. Dalga geçiyor da engeli yedi yalnız. İnşallah tanıdık gibi değilsindir. O engeli kaldır diye Ha. bir bana mesaj atmasın. Yarın çalışmıyorsun ondan değil mi? Gitmiyorsun herhalde işe. Yok abla evde. Yok. Çok Şey, yoruldum, hastayım. Semih'e. Ha Semih. Bugün pazar mı oldu? Yok, bugün cumartesi. Martes. Semih emekli ya, ne çalışması? Yaşlı bir amca. Dede mi? He. Aa. Maaşı var onun. Maaşı alınca muz alıyor kendine. İşte meyve alıyor biraz. Kalıyor. Az bir şey eti, çilek mevsimi geçti işte çilek alırdı genelde. Yok kız. Yeriz de Ha, şeylerde var. prostatı var ya, bu saatte de o yüzden kalkmıştır. Kesin çişi geldi Semih. Turan Güneş Bulvarı'nda, ondan sonra Gençlik Caddesi'nde, Anıtkabir'in orada, marketlerde her şey var kız. Yaz kış Abla meyveleri. Semih amca İstanbul'da yaşıyor ama. Yok. Anladım da İstanbul'da da var yani. Şimdi bu Ama şimdi hamile mesela ben de dedim, yaz. market de pahalı şimdi, adam emekli maaşı alıyor. Nasıl yetiştirsin oraya? Alır Simi alır. Uyandım. Emekli yaşında nasıl yiyor para galiba? Aya hamur kızartacağım kahvaltıda. Hamur mu? Hamur nasıl Hmm. Ama kızartılıyor ya? bizim şeyden hamur alacakmış fırında. Tamam. Hamur, hamur veriyorlar ya, satıyorlar ya. Hamur. O nasıl kısırılıyor? Serbay mı? Onun için pişi yapıyor, pişi. Ha, Cılgır yapıyor, cılgır yapıyor, cılgır. Sizde cılgır mı diyorlar ona? Bizde içine pişi. herhalde. Öyle bir şeyler yaparlar. Hazır hamur alır. Tabii şimdi erkek adam ne anlasın hamur yapmaktan. Lokum diyorlar. Bizde pişin. Görüyor Ya musun? Yeliz diyor ki ne? Görüyorum. Numunelik alacak. Patinca Pazar merhaba. Yeliz diyor ki numunelik yapacak. Leyla diyor bize de daha. Dur maaşını alsın. Ondan sonra bize dağıtsın. Evet. 2 bardak kahve içtim. Şimdi Yeliz'de gördüm çayı. Ay ben normalde çay demlemem kendime. Ama demleyeceğim. Artık kahve içmekten mi sıkıldım ne bilmiyorum. Bir çay yapayım dedim ya. Bir de çay Ama görsün böyle güzel, boğazım. çok güzel. Ben de çok bekleteceğim ocakta. Önce yapacağım, ondan sonra altını kısacağım, böyle iyice demini alsın. Bir de şey, bir arkadaşım bana Alman çayı vermişti. Onu da böyle normalle karıştırdım ben. Almanya'dan bir çay geliyor böyle koca koca yapraklı. Ha, Bir güzel oluyor şey gibi. çay. Kaçak çay gibi. Evet, tadı Yani çok güzel oluyor. yapraklı Bu desin. vallahi bizim burada üretiyorlar. Yapraklarını oraya tozlandı da bize satıyorlar bence.
Şeyde mi kız? Bu hatta Çayları bilirim ben. Evet, o paketleri alıyoruz. Güzel çay çıkmıyor Ceylon yani, doğru. diye bir marka var. Almanya'dan gelmiş Ceylon. Onu bizim çayla Ha. karıştırdım. Almanya'dan gelmişti o. Onu benim annem de çok seviyordu. Evet, Hatırlıyorum. acayip güzel oluyor dedim. Biraz canım çekti. Uzun Papatya zamandır da çayı çay nasıl içmedim. kokuyor seni? Değil mi? Bu hani Lipton çay var ya, Lipton kutu, böyle poşet. Onun gibi mi oluyor? İhtiyacımın yarısını içtim, yine de uyuyamadım. Tümün iç Leyla abla. Öbür yarısını da iç. Yatarsın biraz. Hıh deyip gider. Allah, niye uyuyamıyorsun Leyla'cığım sen? Leyla ablanın Gündüzleri bazı psikolojik sorunları var biliyor musunuz? Bilmiyorum ama ilaç kullanıyor da herhalde mi? yetersiz. Doktoruna biraz... Derdinde söylüyor da Leyla gece abla sen o kalkmış. doktorla görüş, o ilacını bir değiştirsin seni. Rakı içmiş gibi olmuşsun Sibel abla papatya çayında. Papatya çayı biraz rahatlatıyor. Ben de bir etki yaratmıyor ama siz de bilmiyorum. Melisa çayı. Tümünü bile diyor, içsem asla uyuyamam diyor. Uyum o zaman. Kahve temizle boş ver. Çay demle Leyla, bak ben de demleyeceğim şimdi. Çay demle otur. Ne zaman uykun gelirse zaten yatak seni çekiyor. Öyle gidiyorsun. Cumartesi zaten kız. Leyla zannetmiyorum, çalışmıyor herhalde ev kadını. Leyla abla çalışmıyor. O da emekli. O da emekli abla. O zaman fitre olarak alsın. İlacı söyle Fulya. Tövbe estağfurullah. O zaman yollara kalsın ilacısı. Babamı kaybettiğinden beri huri gibi geziyorum senelerdir. Kızım da uyumadı. Fitil olarak al kız. Her söylediğim Ha, babasının maaşını alıyormuş oldu. Leyla abla. Oğlum o da maaş. Öyle demeyin kız. Babanın parası çok kıymetlidir ha. Allah korusun benim babama da bir şey olsa benim babamın da maaşı bana kalıyor biliyor musunuz? Olmasın da. Tek kız mısın? Şey, Tek dul benim Yeliz. abla. Tek bekar. Ama Tek dul benim. diğerleri evli olduğu için onlara kaldı. Kalmıyor onlara. Anneme de kalmaz ayrı oldukları için. Bana He. Evet, kalıyor. direkt. Direkt emekli sandı. Ben şimdi Beytullah'tan ayrılsam babamın maaşını Leyla alabiliyorum. abla sigorta SSK'dan mı emekliydi baban? Belki ondandır. Benim babam emekli sandı. Benim babamın maaşı yüksek. SGK işte oradan emekli. SSK, SSK oradan. Yok. Bizimki emekli sandı. Suriyelilere baksın devlet. Bağkur. Ha, Bağkur'dan emekli. Yok Anlaşmamız ya gerekiyor. vallahi hiç Ama şirket çekemeyeceğim. iflas ettik yerine ne olur biliyor musun aşkım? Aldığı maaşı geri Tabii ödemek tabii. zorunda kalıyor. Artık şey hapis cezası bile olabiliyormuş böyle durumlarda. Aa, 3.600 çok az ya. Bölüşüyor musun biriyle sen? Tek mi alıyorsun bu 3.600'ü? 3.600 hiçbir şeye yetmez. Bizim tabii canım öyle bir şey olsa o direkt buradakiler zaten şimdiye çoktan şikayet etmişlerdi beni. Kız ne diye gelip zaten fake hesaptan yok eviniz ne zaman Ya aldınız yok kira mı yok bilmem ne dedi. mi? Ha, tamam bölüşüyorsunuz. Annenle bölüşüyorsan tamam. Ondan 3.600 alıyorsun yoksa 8.5 falan değil mi ya? Ne 8.5 falan alacak herhalde. 7.5 mu 8.5 falan alması lazım. askeri ücret mi? Leyla abla annesi de paylaşmasa 7,5 milyar falan maaş alır normalde. Evet. Babadan mı kalmak diyorum, onu diyorum. Babadan kalmamış, anneyle paylaşıyorlarmış. Babadan kalma maaşı. Babadan kalma maaşını annesiyle ortak çünkü o da dul. Dulsa Sen de annesiyle.
Bizde dul falan yok. Bir tek ben varım. Baba bundan. Ben babamın parasını harcayamam. Niye bilmem ama bilmem. Babama bir şey olmasın benim zaten. Ben babama bir şey olsun istemem yani. Deniz Ben bakın. babamın maaşıyla bana babamın maaşı kalsa ben her ay herhalde Öyle bir düşünme. yardım yaparım. Ölüm Deniz. hak, miras Yapacak bir şey yok. ne abla? Ne? Baban Ankara'da mı dedim? Ankara'da geçiyor herhalde. Ha. Ankara Keçiören'de annem de şimdi Tokyo bloklarından bir Şelaleye ev mi tutmuş yakın onlar orada. Adıyaman baba? Ne? Şelaleye mi yakın Adıyaman mı? Sanatoryum Hastanesi'ne yakın. Ha sanat. Ne diyeceğim? Sibel sen alıyor musun babanın maaşını? Benim babam Mehmetli miydi? Allah Allah. Kötü olmuş bak bu. Benim aldığım 3 milyar neye yetecek? Onu demiyorum, kötü olmuş diyorum. Keşke emekli olsaydı alırdı. Zamanı kalmıyor. Tabii ki de yüz bir kesintiye uğruyor. Tabii Yok öyle babamın aldığı bir kadar maaşı ben alamam. Bana da bağlanmış olsa. Bir kısmını devlet şey. bir kesiyor. Yetim oluyor, yetim konumunda. Yetim maaşı alabiliyor. Alabiliyordu. Çünkü artık kadın kimliği var ya. Tabii eğer babasının varsa maaşı o da annesiyle bölüşürdü ama annesi yaşıyor olsun. Kardeşlerinden dul olan varsa onlarla ya da bekar olan kız kardeşle görüşürdü. Ha, Tamam. Sibel doğru. Bir Semra var, bir de ben varım. Semra evlenip ayrıldı. Dul, ben. Tamam. Sen o Semra'yla görüşürdün eğer Ha. maaş kalsaydı. Yani. Evlendim de şu an evli değilim. Biz dört kardeşiz abla. Tanesi Üç kız, bir erkek. evlendi kız. Dümbülü beşik. Ne? Resmi bir şekilde evlilik yapmış mıydın sen Fuat'la? Hayır canım. 5 sene bununla kaldım ben nikahlı. Ondan önce de taksici vardı. 5 Yani sene de onunla kaldım. Ondan sonra da evlenmedim zaten. nikah yaptı mı sana Fuat? 5 sene taksiciyle 5 sene Fuat'la sonra boşandım ayrıldım. Nikah yaptı sana. Tabii. İyi. Ne giydin kız nikahında? Kot Anlamadım. elbise. Ne giydin nikahında? Bizimkiler erkeğe bulana kadar Leyla abla. Bizim en sonuncu erkek. En küçüğümüz erkek bizim. Bilmiyorum ya. Gelinlik giydin mi? Yok. Şalvar giydim. Olur. Üstüne de şey yarım atlet. Müthiş. Göbeği açık. Oh. Benim var biliyor musunuz gelinlik fotoğrafım? Bir tane. Gayet tipik hoş. Kot elbiseyle de nikah yapılıyormuş. Bunu öğrendiniz sayemde. Gidiyorsun. Oh, evleniyor. Ne diyorsun? Bitti gitti zaten. Yani gelinlik de giysem sonradan diyeceğim ki nereden evlendim? İyi ki de gelinlik giymemişim ya. Ben giydim de ne oldu kız? Vallahi Sen fotoğraf var evde. Onu da ben saklamıyorum zaten. Başka biri saklıyor. Bir görsen işler acısın. 16 yaşındaki çocuğu gelinlik giydirmişler. Hani Leyla Hanım doğru söylüyor. Biz giydik de ne oldu? Ne? Aynen. Aynen bir sildim var hayat bildiğimiz. Hala ben ona olan kızgınlığım geçmez. Eşimin kardeşine. O gün oyaladı beni. Saçlarımı falan yaptıracaktım ben, tamam mı? Oyaladı. Son yarım saate yakın geldiler. Eyvah dedik, yetişemeyeceğiz falan. Saçlarımı nasıl açtım, nasıl düzleştirdim, arkadan nasıl topladım falan. Bilmiyorum, ev topuzu yapsaydım daha makbul olacaktı. O süreçle alakalı çok kızgınım yani. Bu kadar yetersizlik, bu kadar
özensizlik olmaz ya. Karşı taraf için de bu geçerli, tamam mı? Bunları başta çok böyle hatırladığım zaman çok sinirleniyordum, geriliyordum. Ama anlatamıyorsun insanlara. Çünkü senin gibi düşünmüyorlar yani. Yani yapacak bir şey yok. Sinirlerimi bozmuşlardı. İnsan demez mi abisine ya da bunun annesinden babasından bahsediyorum. Ya bir Neyse şeyler giderler. alınacak mı? Yani Bir şeyler alınacak sen mı? Yapılacak gelin mı? giyinmedin. Hayır, giymedi. Ben zaten gelinlik falan değil. Ha, güzel böyle bir değişik bir elbise giyebilirdim. Tamam mı? O ayrı. Ben zaten gelinlik giymemeye karar vermiştim. Çünkü başka sebeplerden dolayı benim kendi duygusal bağlarımla alakalı. İşte bunun annesini babasını da sevmeme nedenim bu zaten. Çok aşırı geniş çaplı insanlar, sorumsuzlar yani. Umursamazlar, ilgisizler. Bulgarlar öyle oluyor. Amin amin. Ya benim oğlum iyi anlaşsınlar, mutlu olsunlar da onlar ne istiyorsa yaparız illaki. Tek çocuk neticede. Ay nerede gittik? Ondan sonra başlarım dedim şeysine. Nikah dedim iptal oluyorsa olsun dedim, başladım Beytullah'a bağırmaya. Ondan sonra o da ödü koptu, evlenmeyeceğim onunla o gün diye. Başlarım dedim nikahına, ben dedim böyle salla pati mi gideceğim lan dedim. Yani sinirlerim bozulmuştu, bir de bebek bekliyordum ben. Ondan sonra ben dedim evlenmesem de olur seninle, bu şartlar altında mı dedim evlilik yapacağız biz, nedir bu böyle, bu kadar özensizlik mi dedim olur ya, Allah Allah, ben mi dedim seninle evlenmeye meraklıyım, sen dedim habire evlenelim evlenelim diye tuttum. Ondan sonra o da başladı, yapma full ya, etme full ya, bak geliyorlar full ya, sakın rezil etme beni full ya. Ondan sonra yaptık gittik işte öyle. Tamam işte Aşağıda bunlar. da Bir daha temizlemiş. evlenmeyin. Bir daha Evliliğim bile şeydi ya. evlenmeyin. Evliliğim bile yani böyle hakikaten deli dolu yani. Kendi karakterime evliliğime de yansıdı. Hayır 90'lıyım. Sağ ol İmecim. Teşekkür ederim canım. Yok 40, 40, yok 40, 40 sen 35 bin 50. Ben 35 yaşında olacağım. 30 Ocak'ta. O zaman 51 olacağım. Kim? Ben. Sen Kısım. 71 51. Tabii sen de olacaksın Ben 51 41 artık. Yapacak. olacağım. Sen 51 olacaksın. Hı. Neyse. Ay, 41 51 kere miydi? maşallah. Yaşın önemi yok arkadaşlar. Sağlıklı olun yeterli. Annesi babası da zannediyor ki zorla evliliğe ikna ettim. Öyle bir şey söz konusu değil ki, tam tersi. Sizin oğlunuz zorla benimle evlenmek istedi, yapıştı ağladı. Cidden öyle oldu. Mesela kadınlar genelde böyle bir şey yapması lazımken roller değişikti bizde, o yapıyordu. Keresinde kavga etmiştik onunla aynı evde yaşarken. Dedim ki evlenmiyorum dedim seninle. İstemiyorum dedim. Kesinlikle dedim iyi gidiyor böyle dedim. Evlenmeyelim dedim biz. En mantıklısı bu olacak dedim. Aa, başladı ağlamaya. Ama sen bana söz verdin, beni umutlandırdın. Ay canım, ama o gün çok üzülmüştüm öyle ağladığını görünce gerçekten. Gözlerim dolmuştu benim de. Çok mu üzdüm acaba dedim. Hülya'nın gelinlik öz hayalim. Hayalim yok canım. Hayalim benim gelinlik hayalim başka türlü olurdu.
Onu burada anlatmayayım şimdi. Çok vıcık vıcık olmayalım. Anlatma zaten. Her şeyi alıyor da bir yere götürüyor. Kimin telefonu yankı yapıyor? Birinin telefonu yankı yapıyor. Durdu. Şeyden duymadık. Kedi mi yavruyor, onu mu duydun? Yok. Telefon yankı yapıyor birinin telefonu. Ben konuşurken birinin telefonundan yankı yapıyor. Kayıt mı alınıyor diyorsun? Yok. Ben bilmem ki öyle ne kayıt alır. Ama yankı yapıyor. Sibel abla telefon görüşmesinde misin sen? Başka bir telefon daha mı açık orada? Yok. Evet, başka telefonu açık oluyor bu Lalü'nün genelde. Tamam, açık. Açık. Evet, ama yani herhangi bir işlem yok. Mi? Yani. Bazen oluyor ya Gülnur'la falan konuşuyor. Hakka. Gümrük bugün izlenmemiş. Yayın bile açmamış. Öyle olunca şey yankı yapıyor ya, acaba ondan mı değil? Yok. Öyle Imagine Life, gerçekten yapacak bir şey yok, boş ver. O yüzden şeyle kayınpederim vefat etti bu arada. Babasını kaybetti o kanserden dolayı. Güzel böyle dolu dolu anılarımız yok yani onun ailesiyle. Beyin olarak uyuşmuyorum. Beyni de geçtim, ruh olarak da uyuşamayız herhalde. Bencil insanları sevmiyorum diyeyim. Annesi bir kere çok açgözlü bir kadın. Eve bulduğu her şeyi alır, tıkıştırır, kolilere koyar. Eve gelir bir şeyleri inceler. Şundan bende de var, bundan bende de var. Şundan biz de aldık, bundan biz de ettik falan. O yüzden ona şey takım, çünkü biz yokluk çekmiştik yani eşimle evlilik yaptığımızda. O kadar yokluğun içinde kadın evladına demedi bile, oğlum bir tencere setini sana vereyim. Örnek verecek olur. Çünkü gördünüz yani evde bir şey yok. Biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Açgözlüydü. Bir de üstüne aldıklarını gösteriyordu bana. Benim bir tane küçücük tencerem var, onda bir yemek bitiyor, ötekini yapıyordum. Hiç unutmuyorum. Kadın bana şeyleri gösteriyordu. Bim'den şunu aldım. Güral porselenden bunu aldım. Yani. Beter oldu yediğin. Öyle işte, o da o sebepten dolayı aslında geçenlerde hani durduk yere annesine şey değil, gerçekten yani onu ona yaşattılar bu dışlanmışlığı. O yüzden uzaklaştı Silvi ailesi. Ama bir yerden sonra zaten kendi ailesini vurmuş oluyor insanlar, ne yazık ki. Her ailede gözden çıkarılan bir evlat vardır ya. Şimdi bu kadar şey yapıyorlar, bir de üstüne ondan ilgi bekliyorlar. Olmaz. Yani evladını sen uzaklaştırmışsın kendinden. Tam tersi, tolere etmen gerekiyor bir şeyleri. Yani sen yapacaksın, sen yaklaşacaksın ona. Yani sevgi anlamında diyorum ben bunu. Doğum gününde saçma sapan bir sebepten dolayı oğlunu arıyor. Bak, doğum gününde oğlunu saçma sapan bir sebepten dolayı arıyor. Konuyu tam net bilmiyorum şimdi, unuttum. Ama evladının doğum gününü hatırlamıyor. Doğum gününde çocuğunu arıyor saçma sapan bir sebepten. Oğlunun doğum gününü hatırlamıyor yani. Yazık. Nasıl üzülmüştür. O hep zaten bunun üzüntüsü içerisinde çekiyor yani. İlla ki bir boşluk var. Ama işte yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Beethoven şey der. Sen der şanslısın. Neden şanslıyım? Sen anneni babanı kaybettin ama onların sevgisini dolu dolu yaşadın. Benim annem babam hayatta olmasına rağmen ben anne baba nedir bilemedim der hep. Varlar ama yoklar benim içinde. Evet, bazı aileler varlar ama yoklar. Evet. O yüzden mesela babası vefat etti, hiç onu böyle üzülür